Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle atmosfer ve iklimin devamlılığını getirdiği, devamı olan iklim elemanları ve bunun alt dalları işte tek tek ele alacağız ve bunları etkileyen nedenlerden bahsedeceğiz. Hep birlikte başlıyoruz. Sıcaklık yani iklim elemanlarının ilk elemanı sıcaklıktır. Zaten burada da iklim elemanlarını size gösteriyorum. Bunların hepsi tek tek farklı bir konu olarak ele alınacak. Sıcaklıkla başlayacağız. Sonra da arkadaşlar nem ve yağış, basınç, rüzgarlar şeklinde ilerleyeceğiz. Bu üç elemanla birlikte arkadaşlar iklim ortaya çıkıyor. İklimsel değişiklikler ortaya çıkıyor. Bilginiz olsun. Sıcaklık nedir? Genel olarak zaten biliyorsunuz insanın hayatını dolaylı ya da doğrudan etkileyen iklim elemanıdır ve en önemli iklim elemanıdır arkadaşlar. Bu sıcaklık arkadaşlarım insanlar üzerinde ısınma, barınma gibi ihtiyaçlarla birlikte sosyal ve ekonomik faaliyetleri de etkiliyor. O yüzden arkadaşlarım sıcaklık hem doğal hem de beşeri sistemlerin şekillenmesinde etkili olan en önemli iklim elemanıdır diyoruz. Baktığımız zaman sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler var ve bu faktörler nelerdir? Bunlar nasıl etkiliyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Şurası arkadaşlar komple ana başlığımız ve burada bir yer var ki güneş ışınlarının yere düşme açısının sebepleri, nedenleri ve etkileri bunların ne şekilde etkilediğini anlatacağız. Birazcık karışık gibi gelebilir ancak mantığı oturttuğunuz zaman sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. İlk olarak arkadaşlar güneş. Güneşe baktığınız zaman biliyorsunuz ki bizim enerji kaynağımızdır ve atmosferdeki yeryüzündeki temel sıcaklık kaynağıdır güneş. Baktığınız zaman arkadaşlar güneş olmasaydı sıcaklık değerimiz kaç olurdu? Yaklaşık eksi 273 civarında olurdu. Ancak güneşten gelen enerji miktarı ile birlikte sıcaklık yere ve göre değişiyor. Baktığınız zaman Dünya Güneş'e en yakın olduğu tarihte 3 Ocak fazla enerji alıyor. Yakındır çünkü Dünya'nın perihel dediğimiz dönemine geliyor ve burada arkadaşlar sıcaklıkta değişme oluyor. Tabii biz 3 Ocak'ta kış mevsimini yaşıyoruz ama bunun da sebepleri farklı. Bunları 9. sınıf konularında ya da işte daha önceki konularda bahsettik. İki, atmosfer. Güneşten gelen enerjinin tamamı arkadaşlar yeryüzüne ulaşmıyor. Yeryüzüne ulaşmadığı için çeşitli nedenlerle birlikte dağılışa uğruyor. Ve bu dağılışa baktığın zaman şunu göreceksin. Atmosfer içinde gazlar geçen bölümde söylediğimiz gibi atmosferin etkileri arasında ısı ve ışık yayılımını yapıyor. Isı ve ışık yayılımını yaptığı için direkt olarak arkadaşlar dünyaya ulaşması mümkün değil. Bundan dolayı arkadaşlar atmosfer var olduğu için güneşten gelen ısı ile birlikte güneşten gelen ışınlar atmosfer içindeki gazlarla birlikte dağılışa sebep oluyor. Bundan dolayı ne çok sıcak ne çok soğuk olması engelleniyor. Yani sıcaklık dengelenmiş oluyor. Peki bu güneşten gelen enerjinin kaçta kaşı yeryüzüne ulaşıyor ya da geri dönüyor. Bunlara bakıyoruz. Baktığınızda arkadaşlar güneşten çıkan bir ışın, güneşten gelen bir ışın yaklaşık 8 dakikada dünyaya ulaşıyor. Burada arkadaşlar 1 santimetre karelik yüzeye dakikada 2 kalori enerji gelir. Bu enerji miktarını biz güneş sabitesi ya da solar konstans deriz. Bu önemlidir arkadaşlar ve güneşten gelen ışınların yaklaşık olarak %43'ü yeryüzünü ısıtır. Geri kalanları ise arkadaşlar %27 oranında yeri ısıtan enerjinin tamamı %27 ve atmosferde dağılan enerjinin %16'sından bahsediyor. Burada baktığınız zaman %25'i dağılmaya uğruyor. Burada diğer bir %25 arkadaşlar bulutlar ve atmosferin etkisiyle uzaya geri yansıyor. Burada arkadaşlar çarparak yere yansıyanlar var. Ve atmosfer tarafından emilenler, absorbe edilenler var arkadaşlar. %15, yeri ısıtan %27 oranında bir enerji miktarı söz konusudur arkadaşlar. O yüzden biz güneşten gelen bütün enerjiyi, bütün ışınları vücudumuza ya da işte yeryüzüne aldığımız söylenemez. Böyle bir sıcaklık dağılışı söz konusu. Bilginiz olsun.
Geçtim. Güneş ışınlarının yere düşme açısı. İşte arkadaşlar, burada güneş ışınlarının geliş açısını etkileyen faktörler var ki bunları daha önceden de gördünüz. Dünyanın şekli, küresel şeklinin sonuçları, dünyanın günlük hareketi, yıllık hareket ve eksenlikliği ve bununla birlikte yeryüzü şekilleri önemli şekilde etkiliyor. Baktığınız zaman arkadaşlar, şurada dik açıyla geldiği zaman arkadaşlar dar alanları ısıtıyor ama ısıtma miktarı fazla. Yatay geldiği zaman, eğik geldiği zaman geniş alanları ısıtıyor, yani temas ediyor. Ancak arkadaşlar çok fazla ısınmaya uğramıyor diyoruz. Baktığınızda ilk olarak dünyanın şekli. Dünyanın şekline bakarak arkadaşlar biz şunu söylüyorduk. Ekvatora dik açıyla gelir. Kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Çünkü güneş ışınlarının geliş açısı azalır. Yani derece azalır. Bu yüzden arkadaşlar ekvator en sıcak, kutuplar en soğuk yerler olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Ve biz buna daha önce de şunu söylemiştik. Enlem etkisi demiştik arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tabii bunlar da şu var. Atmosfer tarafından daha fazla enerjinin tutulmasına baktığınız zaman arkadaşlar şunu göreceksiniz. Güneş ışınlarının yere düşme açısı daraldıkça yolları uzuyor. Yollarının uzaması da arkadaşlar atmosfer tarafından daha fazla enerjinin tutulmasına neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Geçtim. Burada arkadaşlar bazı durumlarda enlem etkisine ters düşen olaylar söz konusu. Baktığınız zaman Ağrı arkadaşlar enlem etkisiyle birlikte Sinop'tan daha sıcak olması beklenir. Ancak arkadaşlar Ağrı'nın yükseltisi Sinop'un da denize kıyısının olmasından dolayı arkadaşlar yıllık ortalama sıcaklık Ağrı'dan daha fazladır Sinop'ta. Böyle olaylara da dikkat etmenizi isterim. Çünkü arkadaşlar aldatmacalı sorularda karşınıza çıkabiliyor. Geçtim bir diğer noktaya. Dünyanın günlük hareketi. Günlük hareketi dediğimiz zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki siz dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle birlikte gece gündüzler birbirini takip ediyordu. Ve gün içinde güneş ışınlarının yere düşme açısı da bizi ne yapıyordu arkadaşlar? Fazlasıyla etkiliyordu. Ki şöyle bir durum söz konusu. Burada size sıcaklık ve güneşlenme süresinden bahsediyor. Burada baktığınız zaman arkadaşlar en fazla sıcaklığın hissedildiği dönem yaklaşık olarak 12-14 saatleri, 12-15 saatleri arasıdır. Bunun sebebi arkadaşlar şu, yerden yansıyan ışınlarla biz ısındığımız için atmosferde var olan ısı birikimi ne yapıyor? Burada arkadaşlar ısınmanın en yüksek sıcaklığın güneşin en dik açıyla geldiği saatte değil biraz eğikleştiği ikindi vakti dediğimiz saatlere geçtiği anda en yüksek noktaya ulaşıyor diyoruz. Burada da zaten size bundan bahseder arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Geçiyorum. Yıllık hareket ve eksenlikliği. Arkadaşlar bakın burada 40 derece kuzey enleminde yer alan Bursa'ya güneş ışınlarının ekinoks ve solstis tarihlerinde geliş açılarından bahsetmiş. Bu geliş açılarına baktığınız zaman arkadaşlar dünyanın yıllık hareketi ve eksenlikliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor ve biz en yüksek dereceyle 21 Haziran'da ne yapıyoruz? Güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık artarsa ne olacak? İklim de olumlu yönde etkilenmiş olacak ki zaten biz ne yapıyoruz? 21 Haziran'ı yaz başlangıcı olarak görüyoruz arkadaşlar ve Bursa ve Türkiye dönenceler arasında bulunmadığı için arkadaşlar Türkiye'de hiçbir zaman güneş ışınları dik açıyla gelmez diyoruz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ve şunu da unutmayın. Türkiye'de her zaman arkadaşlar güneş ışınları güneyden vuruyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Yeryüzü şekillerine baktığımız zaman arkadaşlar bakı eğim gibi olaylar karşımıza çıkar ki bakı dendiği zaman biliyorsunuz siz güneş gören yamaç anlamında geliyordu. Ve burada arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bakın güneş ışınlarının dike yakın ya da güneş ışınlarının temas ettiği yamaçlarda ısınma miktarı ya da işte bitki tür çeşitliliğinin ne derece etkilendiği ya da iklimsel faaliyetlerin ne kadar olduğunu görebilirsiniz.
Ancak dulda dediğimiz güneş görmeyen yani gölge alanlar, çukur alanlara baktığınızda burada daha sıkıntılı bir iklimsel dönem yaşanacaktır diyoruz. Baktığınız zaman tarih ve yarım kürelere göre bakı yönlerini gösteriyor. Arkadaşlar şunu söyleyelim öncelikli olarak. Kuzey yarım küredeyseniz ya da işte dönenceler arasında değilseniz öyle söyleyelim. Dönenceler arasında yer almazsanız arkadaşlar sizin bakı yönünüz sabittir. Ancak dönenceler arasında yer alıyorsanız bu değişikliğe sebebiyet verebilir ki bu da tarihlerle karşımıza çıkar. Baktığınız zaman arkadaşlar güneş ışınları 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ekvatora dik açıyla geldiği için ne gerçekleştiriyor? Kuzey yarımkürede olanların bakı yönü güneydir. Güney yarımkürede olanların da bakı yönü kuzeydir arkadaşlar. Bu basit olan kısmı. Ancak baktığınız zaman güneş ışınları arkadaşlar 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik açıyla geldiği için yengeç dönencesinin kuzeyinde bulunan yerlerin bakı yönleri güney ancak yengeç dönencesinin altında bulunan yerlerin bakı yönü kuzey olur. Niye? Güneş ışınlarının geliş noktası, geliş açısı. 21 Aralık'ta da bunun tam tersini göreceksiniz. 23-27 derece yani Oğlak dönencesine dik açıyla gelen güneş ışınlarından dolayı güney yarımkürede olan yerlerin ve dönencenin güneyinde bulunan yerlerin bakı yönleri kuzeyken kuzey yarımkürede olan yerlerin ya da işte Oğlak dönencesinin kuzeyinde bulunan yerlerin bakı yönü nedir? Güney yönlüdür diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlar tarihe ve yarım kürelere göre dikkat etmenizde fayda var diyelim. Geçtiğim bir diğer noktama. Bakın arkadaşlar burada size gayet güzel bir şekilde gösterilmiş. Bakı etkisindeki yamaçta dolda yamaca göre neler değişir? Baktığınız zaman öncelikli olarak resme bakınca arkadaşlar neler çıkarabildiğinizi kendi kendinize bir düşünün. Baktığınızda bir taraf güneş ışınlarından dolayı kar erimeleri gerçekleşmiş. Diğer tarafta arkadaşlar karlar hala duruyor. Bu tarafı yeşillenmiş. Bu taraf arkadaşlar hala beyaz. Ve bitki örtüsü burada iyice çürük halde. Ve diğer bakı yamacına insanlar yerleşirken dulda yamaçta yerleşme olmuyor arkadaşlar. Baktığınız zaman bir, güneş ışınlarının yere düşme açısı daha büyüktür. Doğrudur. Güneşlenme süreleri daha fazladır. Isı birikimi fazladır. Sıcaklık daha yüksektir. Karlar daha erken erir. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi daha kısadır. Kalıcı kar sınırı daha yüksektir. Tarım üst sınırı daha yüksektir. Orman üst sınırı daha yüksektir. Yani arkadaşlar şunu söylüyor. Tarım üst sınırı ya da kalıcı kar sınırı nedir? Daha yükseğe çıkman gerekiyor ki arkadaşım neye göresin? Kalıcı karı göresin. Ya da işte tarım yapabildiğin sınır 1000 metre değil de 1500 metreye kadar devam ediyor şeklinde düşünebilirsin diyelim. Burada arkadaşlar size bir bilgi notu veriyor. Türkiye'de ağaçların yosun tutan tarafı kuzeyi gösterir. Çünkü niye? Güneyden güneş ışını aldığı için kuzey gösteren tarafta yosunlaşma meydana gelir. Ve arkadaşlar şunu ben derslerimde hep söylerim size. Ülkemizde satılık ve kiralık ev aranırken ne yaparız? Daha çok güney cepheye tercih ederiz. Bunun nedeni bakı yönüdür ve güney cepheye bakan yerler daha fiyat olarak yüksektir dediğimiz günler vardı arkadaşlar. Ve şunu unutmayalım. Güney yarımkürede Oğlak dönencesinin güneyindeki ülkelerde ise daha çok kuzey cephe tercih edilir diyoruz arkadaşlar. Bu da yere göre, enlem etkisine göre değişir. Baktığınız zaman dördüncü nokta yükselti. Arkadaşlar yükselti biz yerden yansıyan ışınlarla ısındığımız için geçen dersimizde de söylemiştik. Her 200 metrede bir santigrat derece azalma görülür. Bunun sebebi arkadaşlar ısı kaybıdır. Baktığınız zaman yerden yansıyan ışınlar var arkadaşlar ve yükseğe çıkıldıkça gazların seviyesi azaldığı için yani daha ağır olan gazlar yeryüzüne yakın olduğu için arkadaşlarım burada ısı daha fazla kendini hissediyor. Yükseğe çıkıldıkça sıcaklık azalıyor diyoruz. Baktığınız zaman arkadaşlar yükselti değiştikçe sıcaklık da değişir. Tabii ki biraz önce de bahsettiğimiz olay. Ve gençler hazır buraya gelmişken şunu söyleyelim.
Gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık nedir? Bunu da hemen bahsedip hızlıca ilerleyelim. Baktığınız zaman arkadaşlar 600 metrenin gerçek sıcaklığı, 600 metre yüksekliğin gerçek sıcaklığı 22 santigrat derecedir. Ancak arkadaşlar 0 metreye baktığınızda 25 santigrat derecedir. Olayımız şu. Her 200 metrede bir sıcaklık değeri azaldığı için yükseldikçe biz indirgenmiş sıcaklık dendiği zaman hemen 0 metreye göre hesap ediyoruz. Yani 600 bölü 200 yaptığınız zaman arkadaşlar sıfırla yani deniz seviyesiyle 600 metre arasındaki sıcaklık farkını buluruz. Ve bize verilen sıcaklık değeriyle yani 22 santigrat dereceye 600 bölü 200'den elde ettiğimiz 3 santigrat dereceyi ekleriz ve 25 santigrat dereceyi bulmuş oluruz. Bakın buna dikkat edin. Bu indirgenmiş sıcaklıktır. Geçtim. Güneşlenme süresi. Arkadaşlar güneşlenme süresi bir yerin gün içinde güneşi gördüğü süreyi ifade eder. Yeryüzü ne kadar uzun sürede güneş ışınlarını alırsa alsın birikimi o kadar fazla olur. Aydınlanma süresi mevsime bakıya enleme ve bulutluluk oranına göre değişiklik gösterir. Örneğin yaz mevsiminde gündüz süresinin uzaması sıcaklıkların artmasına neden olur diyoruz. Ve bu da zaten iklimi olumlu yönde etkiler. Ancak burası önemli. Kutuplarda 6 ay gündüz yaşanmasına rağmen arkadaşlar güneş ışınları çok dar açıyla geldiği için sıcaklık düşüktür. Yani güneşlenme süresi uzun olabilir. Ama güneşlenme süresi içindeki enerji miktarı neyse siz o kadar ısınırsınız arkadaşlar. Geçtim bir diğer noktaya nemlilik. Nemliliği biliyorsunuz arkadaşlar. Nem nedir? Havada, atmosferde bulunan su buharına verilen isimdir. Nemin bir yerde, bir yerin fazla ısınmasını ya da fazla soğumasını engeller. Bundan dolayı arkadaşlar nem oranının fazla olduğu yerlerde havanın ısınması ve soğuması yavaş gerçekleşir. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları az olur. Nem oranının az olduğu yerlerde ise tam tersi arkadaşlar havanın ısınması ve soğuması hızlı gerçekleşir. Günlük sıcaklık ve yağış fark günlük sıcaklık farkı ve yıllık sıcaklık farkı fazla olur. Yani şöyle düşünün. Bir çöl arazisiyle bir orman arazisini ya da deniz kıyısını düşünerek bu olayı arkadaşlar netleştirmiş olabiliriz. Baktığınız zaman ekvator işte burada söylediğimiz olay ekvator yıl boyunca güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alır. Ancak nem oranı fazla olduğu için dünyanın en sıcak yeri değildir. Buna dikkat edin. En yüksek sıcaklıklar nem oranının az olduğu ekvatora yakın yani 30 derece enlemlerindeki kara içlerinde bulunan çöllerdir arkadaşlar. Buralarda gündüz kavurucu sıcaklıklar görülürken gece de sıcaklık hızlı bir şekilde düşer. O yüzden çöllerde sıcaklık farkı fazladır. Çöllerde ısınma ve soğuma hızlıdır diyoruz arkadaşlar. Ve bir diğer slayta geçelim. Baktığında burada sana nemin sıcaklıkla farkına etkisinden bahsediyor. Türkiye olarak düşün. Birisi Konya, birisi İzmir. İzmir deniz kenarında arkadaşlar ve denizellik etkisi söz konusu. Konya ise kara içlerinde bulunduğu için günlük sıcaklık farkına bir bakın. Gündüz sıcaklığı 13 iken gece sıcaklığı 2'dir. Sıcaklık farkı 11'dir. İzmir ise arkadaşlar gündüz 15 gece 12'dir. Sıcaklık farkı 3'tür. Bundan dolayı arkadaşlar şuna dikkat edin. Havadaki bulunan nem yani su buharı sıcaklığın hızlı azalmasını ya da hızlı sıcaklığın hızlı artmasını ya da azalmasını fazlasıyla etkiliyor diyoruz. Burada da anlattığımız olay bahsediliyor. Aynı enlemdeler fark etmiyor arkadaşlar. Aynı enlemde olmasına rağmen denizellik ve karasallığın etkisinden dolayı burada sıcaklık farkları aşırı derecede kendini gösteriyor diyoruz. Geçtim 7'ye. Kara ve denizlerin dağılışı. Kara ve denizlere baktığınız zaman arkadaşlar hep duyduğunuz bir şey. Karalar çabuk ısınır, çabuk soğur. Denizler geç ısınır, geç soğur. Niye? Çünkü arkadaşlar su ortamıdır, su bulunur. Baktığında arkadaşlarım şuna dikkat etmek gerekir. Farklı ısınmasına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar nelerdir? Burada arkadaşlarım şu var. Kuzey Yarımküre'de en sıcak ay karalarda Temmuz, denizlerde ise Ağustos'tur. En soğuk ay karalarda Ocak, denizlerde Şubat'tır. Hep bir ay ötededir arkadaşlar.
Kuzey yarımkürede karaların oranı daha fazla olduğu için günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. Arkadaşlar buna dikkat edin. Çünkü kuzey yarımküre güney yarımküreye göre daha fazla kara barındırır. Bundan dolayı yıllık sıcaklık farkı da 2 santigrat derece arkadaşlar. Kuzey yarımkürede fazladır diyoruz. En yüksek ve en düşük sıcaklıklar karalarda ölçülüyor. Baktığınız zaman bugüne kadar en yüksek sıcaklık 56,7 olarak Kaliforniya'da çöl içlerinde, en düşük sıcaklık ise arkadaşlar Antarktika'da ve Rus üssünde ölçülmüştür. Aklınıza şu gelebilir: hocam Antarktika'da hiçbir ülkenin kendini göstermemesi gerekmiyor muydu? Hiç kimseye hiç kimsenin değildi orası. Ne olacak? Nasıl oluyor bu iş diye. Orada arkadaşlar araştırma istasyonları bulunuyor. Buna dikkat edelim. O yüzden çoğu ülkeden istasyon bulunur. Denizden esen rüzgarlar genellikle yazın serin, kışın ise sıcak karakterlidir arkadaşlarım. Buna da dikkat ediyoruz. Deniz kenarında bulunan yerlerin iklimi denizden uzak yerlere göre daha ılıktır. Bu etkiye denizellik deriz. Denizden uzaklaştıkça nemin azalmasından dolayı yıllık sıcaklık farkları artar. Bu olaya da arkadaşlar karasallık ismini veriyoruz. Yani su hayattır dedikleri olay arkadaşlar. Su nerede varsa orada iklimsel olaylar, iklime bağlı olaylar daha elverişli olacaktır. Burada arkadaşlarım size termik ekvatorun açıklaması yapılıyor. Termik ekvator dediğimiz şey nedir? Meridyenlerde arkadaşlar, meridyenleri kullanarak dünyadaki en sıcak noktaları birleştirip oluşturmuş oldukları sıcaklık eğrisidir. İzoterm eğrisidir arkadaşlar. Buna termik ekvator diyoruz arkadaşlar. Dünyanın en sıcak çizgisi olarak kabul edilir. Buna dikkat edin. Burada karasallık, denizellik, okyanus akıntıları ve diğer olaylar etkilidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve şunu unutmayın. Bakın, termik ekvatorun büyük bir bölümü karasallıktan dolayı kuzey yarımküreden geçer. Okyanus akıntıları. Arkadaşlar okyanus akıntıları, buradaki bütün okyanus akıntılarını bilecek miyiz? Ben bunları size okulda tekrar anlatacağım, ancak bu okyanus akıntıları önemli arkadaşlarım. Çünkü sınavlarda soru olarak karşımıza çıkabiliyor. Okyanus akıntıları dünyanın ekseni etrafında dönüşünden, sürekli rüzgarlardan, yoğunluk ve seviye farkından dolayı okyanus suları yer değiştirir. Buna okyanus akıntıları adı verilir. Ekvator ve çevresinden gelen okyanus akıntıları genellikle sıcak sulardır. Bu akıntılar gittikleri yerlerde ısıyı, sıcaklığı yükseltir. Kutuplardan çevresine doğru gelen akıntılar ise soğuk akıntılardır arkadaşlar. Bunlar da gittikleri yerleri genellikle ne yapıyor? Soğutuyor diyelim. Sıcaklığını düşürüyor diyelim. Burada baktığınız zaman Alaska sıcak su akıntısı. Hocam burada nasıl bir sıcak su akıntısı olabiliyor derseniz, çevresine göre arkadaşlar ve batı rüzgarlarının etkisiyle birlikte burada kuzeye doğru yapmış olduğu hamle sıcaklığı arttırır nitelikte. Baktığınız zaman arkadaşlar Güney Yarımküre'de karaların batısı soğuktur. Karaların doğusu ise arkadaşlar sıcaktır. Bilginiz olsun. Kuzey yarımkürede şurada görmüş olduğunuz çizgi arkadaşlar Gulf Stream sıcak su akıntısını gösterir ki bu sıcak su akıntısı sebebiyle Batı Avrupa arkadaşlar ılımanlaştırıcı bir etkiyle karşılaşmış ve buradaki sıcaklık değerleri artmıştır. Bu yüzden arkadaşlar daha soğuk olması beklenirken ılık bir hal almıştır diyoruz. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 15 derece civarındadır. Diğerlerini de tek tek isim olarak baktığınız zaman 1 Alaska, 2 Kaliforniya'dır arkadaşlar. 3 Humboldt'tur, Peru soğuk su akıntısıdır ki burada arkadaşlar bu Peru soğuk su akıntısı ile ilgili üniversite sınavlarında sorular çıkmıştır. 4'e baktığınızda Brezilya, 9'a baktığınızda arkadaşlar Benguela, 10'da Mozambik, 11 Madagaskar, 12 Batı Avustralya, 13 Doğu Avustralya olarak karşınıza çıkar. 7 arkadaşlar Labrador'dur. 6'ya baktığınız zaman Grönland soğuk su akıntısı karşına çıkar. 5 numara Gulf Stream sıcak su akıntısı dedik ki önemlidir. 8 arkadaşlar Kanarya'dır. 14'e baktığınız zaman Kroşovo sıcak su akıntısı. 15 ise arkadaşlar Oyashivo soğuk su akıntısı olarak karşımıza çıkar diyoruz. Bakın işte bahsettiğim olay bu.
Size burada bir soru sorulmuş ve 2017 YGS'de arkadaşlar. Güney Yarımküre'de 20 derece izoterminin Güney Amerika kıtasının batısında ekvatora doğru uzanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yani arkadaşlar şuradaki olay. Şurada görmüş olduğunuz girintinin sebebini soruyor. Burada arkadaşlarım bazı kişiler dinamik bir yüksek basınç alanının kuzeye yönelmesi dedi. Kimisi rüzgarlar dedi. Kimisi karasallıktan bahsetti. Ancak arkadaşlar buradaki olayımız nedir? Peru soğuk su akıntısının soğutucu etkisidir diyoruz. Buna dikkat edin. Geldim rüzgarlara. Rüzgarların arkadaşlar estikleri yer ve oluşmaya başladıkları yerin, rüzgarın oluşmaya başladığı yerin nem ve sıcaklık özelliklerini ulaştırdıkları alanlara etkilerinden bakacağız. Genel olarak şunu bilmemiz lazım. Güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak arkadaşlar, ekvatordan kutuplara doğru esenler genellikle sıcaktır. Kutuplardan ekvatora doğru esen rüzgarlar ise soğuk rüzgarlardır diyoruz arkadaşlar. Bu genel tabirdir. Rüzgarları daha ileride göreceğiz. Nasıl oluştuklarını, nasıl ele alınması gerektiğini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdilik böyle genel bir tabirle kalalım. Diğer faktörlere baktığınız zaman arkadaşlar, su yüzeyi güneş ışınlarını büyük oranda geri yansıtıyor. Bu yüzden de güneş ısınmayı geciktiriyor arkadaşlar bu olay. Ya da işte gür bitki örtüsü bulunduğu alanlarda gündüzlerin serin, gecelerin ılık olmasını sağlıyor. Ya da işte kar örtüsü beyaz ve parlak renkli olduğu için güneş ışınlarını geri yansıtıyor arkadaşlar. Yazın görmüş olduğunuz sıcak yerlerde görmüş olduğunuz beyaz renkli evlerin sebebi budur. Taştan evlerin sebebi budur. Ya da işte arkadaşlar koyu ve mat yüzeyler daha çabuk ısınır. Bunlar güneş ışınlarını emme ve absorbe etme olaylarıyla ilişkilidir diyoruz. Son olarak arkadaşlar burada izoterm haritalarından bahsedeceğiz. İzoterm haritalarını izohipslerden, izobarlardan aklınıza getirebilirsiniz. Ne demek? Eş sıcaklık eğrisi izotermdir arkadaşlar. Baktığınız zaman gerçek izoterm haritaları ve indirgenmiş izoterm haritaları ortaya çıkar. Gerçekten dendiği zaman işin içine özel konum, matematik konum hepsi girer. Ancak indirgenmiş dendiği zaman yükselti faktörünü ortadan kaldırırsınız. Buna dikkat edelim. Burada dünyanın yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılış haritası verilmiş. OZEROG tarafından hazırlanan bu haritaya göre arkadaşlar baktığınız zaman görmüş olduğunuz her bir eğri bir sıcaklık değerini ifade ediyor. Bundan dolayı dünyanın şeklinden dolayı genel olarak sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır, enlem etkisidir zaten. Günlük harekete bağlı olarak dönencelerde nemin az olması yüksek sıcaklıklara neden olmuştur. Özellikle yengeç dönencesi arkadaşlar karasallık etkisiyle birlikte. En düşük ve en yüksek sıcaklıklar karaların oranının fazla olduğu kuzey yarım kürede görülüyor. Bakın burada arkadaşlar 30 derece görüyorum ama güney yarım kürede görmüyorum. En soğuk olarak da eksi 10'ları görebiliyoruz arkadaşlar. Güney yarım kürede pek görünmüyor. Baktığınız zaman kuzey yarım kürede karaların batı kıyılarının, güney yarım kürede ise karaların doğu kıyılarının daha sıcak olmasının nedeni biraz önce de söyledik okyanus akıntılarıydı. Son olarak da arkadaşlar kara ve denizlerin yarım kürelerde farklı dağılması eş sıcaklık eğrilerinin güney yarım kürede kuzey yarım küreye göre daha dengeli uzanmasını sağlamıştır. Bakın girinti çıkıntı burada çok fazla değildir ancak kuzey yarım kürede girinti ve çıkıntı çok fazladır. Buna ek olarak şunu da söyleyelim arkadaşlar. Yılın belli tarihlerinde yani özel tarihler diye bahsettiğimiz mevsim dönüşleriyle birlikte bu izoterm haritalarında da değişiklikler meydana gelebiliyor diyoruz. Ve burada arkadaşlar iklim elemanlarından ilki olan sıcaklığı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize